Racim bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu salise aşere min kitabil lüme. Lüme İmam Şirazi'nin kitabidir. İmam Şirazi uzzab ulemalardan biridir. Fakirmiş. O kadar fakirmiş ki hac yapamamış. O zaman hac parası böyle fazla falan gitmiyordu. Yani bir yol harcılığını bulup gidip gelememiş. Yaya gidip geliyorlardı. Yüce Allah derecelerini âli kılsın. Babun fi ennel emre yahtedil fiyelle merreten vahideten evi tekrare. Bir emir fiili bir sefer mi gerektiriyor, istiyor veyahut da tekrarını istiyor. Ayet, hadiste bize bir emir yapılmış ise bir sefer yapmamız kafi midir? Veyahut da birkaç sefer veya ömür boyunca yapmamız mı gerekiyor? Şimdi ona bakıyoruz. Yani usulsüz bir şey olmuyor. Hani bazılar ayet, hadisler bize kafi. Doğru, ayet, hadisler kafi. Ama ayet, hadislere ulaşmak mesele. Ayet ne diyor? Akimus salate, namaz kılın. Acaba bizi vacip midir? Bizi muhayyer mi bırakıyor? Namaz kılmak mendub müdür? Bilebilir miyiz? Hayır. E bak, usule ihtiyacı oldu. Namaz vaciptir. Niye? Çünkü usullara göre, usul fıkha göre mutlak emir vücub içindir. Ve akimus salate mutlak emirdir. Öyleyse vücub içindir. Ayet bize kafidir ama ayetten bu hükmü çıkartmak için yine fıkha ve usulü fıkha ihtiyaç var. İza veredet sigatul emri li icabi fiilin. Herhangi bir fiilin icabı için, herhangi bir fiili vacip kılmak için emir sigası varid olunca vecebel azmu alel fiili. O fiil üzerine azm nedir? Vaciptir. Ben bunu yapacağım. Bu azme girmek vaciptir. Anlıyorsunuz değil mi? Hani bir önceki derste emir terahi fevri mi ister veya terahi kabul eder. Esah o ki emir neyi kabul ederdi? Terahi kabul ederdi. Emrin, o memurun fiili terahi kabul eder. Yalnız o memurunun fiilinin azmi, ben yaparım, kabullenmek, yapma teşebbüsünde, girişiminde, niyetinde bulunmak, bu hemen vacibdir, bu fevridir. İza veredet sigatul emri li icabi fiilin vecebel azmu alel fiili. Fiil üzerine azm nedir? Vacibdir. Tamam. Azm hemen vacib. Pek merreten vahideten evi tekrare konusunda durumu nedir? Ve yecibu tekraru zalike. O azmın tekrarı nedir? Vacibdir. Kullema zikirel emru. Ne kadar emir zikir edilirse, ne kadar ne? Ne kadar emir zikir edilirse, oradaki emrin imtisalı, o memurunun fiilinin azmi vaciptir. Demek ki izâ verede sıgatul emri li icabi fiil vecibel azmu alel fiil ve yecibu tekraru zâlikel azmi kullemâ zükirel emru. Sebep ne? Liennehu izâ zükire. Emir zikir edildiği zaman ve akimus salate zikir edildi. Ve lem ya'zim alel fiili. Kişi de ben yaparım, namaz kılarım azmine, gayretine girmese sâre musirren alel inadi. O zaman inadı üzerine ne olmuş oluyor? Musir, ısrar edici olmuş oluyor. Ve hâzâ lâ yecûzu. Bu ne değil? Caiz değil. Günah da olabilir. Küfre kadar da insanı götürebilir. Oradaki memurun durumuna göre değişiyor. Mesela anlaşıldı.
İza verede sigatul emri li icabi fiyalin vecebel azmu alel fiyalin ve yecbu tekraru zalike kullama zükirel emru liennehu iza zükire ve lem ya'zim alel fiyalin sare musirran alel inadi ve hazalla yecuzu. Peki ve emmel fiyalul me'muru bihi. Konumuza yeni geliyoruz. Ve akimus salate me'muru bi fiyal nedir Hacı Yusuf? Namazdır. Nedir? Ve atuz zekate me'muru bi nedir? Zekattır. Fe in kana fil nefsi ma yedullu ala tekrarihi. Eğer onun tekrarına delalet eden bir şey lefsen olursa, emrin dışında, emrin haricinde, lefsi veya akli, makali, lefsi veya hali bir karine olup o fiyalın tekrarına delalet ederse vecibe tekraru. Tekrar nedir? Tekrar vaciptir. Anlıyorsun Osman. Bakın. Memur bihi fiyel. Lefsen onun tekrarına delalet eden bir şey olursa onun tekrarı vaciptir. Ama ve inkanı mutlaken o me'muru bihi fiil mutlaktır. Yani onun tekrarına delalet eden hali veya makali bir karine yoksa o zaman vecibe tekrar veya lacibu tekrar değil. Fefihi veçeni. Burada ne var? İki vecib var. Peki tekrara delalet eden karine ne gibi? اَزَّانِيَةُ وَزَانِي فَجْدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ Zani, zaniyet, yüz denekle neydi? Celdeli. Yüz denek vurur. Şimdi burada اَزَّانِي وَزَانِيَةُ fazla uzatmak istemiyorum. Buradaki muhteda şart manasını için almış. Onun için fecdidu haberinde ne gelmiş? Far gelmiş. Manası nedir? Sanki demiş İnzene zani ve zaniyetu fecridu kulle vahidin minhuma mi'ete celledi. İnzene raculu evul mer'etu fecriduhuma mi'ete celledi. Benzer takdirler olur. Bunun manası budur. Eğer zani zaniyet zina yapsalar yüz denek vurun. Eğer yapsalar yüz denek vurun. Fecridu emir mi? Emir değil mi Muhammed? Evet. Bu emir neye bağlanmış? Şarta. Şart nedir? İnzene. İnzene zani ve zaniyetu. İnzene nereden çıkmış? Ezaniyetu. Buradaki muhtıda şart manasını almış. Oradan çıkıyor. Buradaki emir şarta kaydlandırılmış. O zaman ne kadar şart meydana gelirse o celde meydana gelmesi lazım. Ha burada feclidunun dışında tekrara delalet eden kayıt var nedir? Şarte bağlanmasıdır. O zaman madem eğer zina yapsa zani zaniyet celd yapın. Madem celd zani zaniyetin zinasına bağlıdır. Ne kadar zani zaniyetin zinası olursa celd olsun. Meseleyi öğrendiniz değil mi? Peki dedik vecibe tekraru ve inkanı mutlaken fefihi veşani. Ve min ashabina men kâle yecbu tekraru ala hasebi taqat. Ve min yerine min ashabina olsaydı daha iyi olurdu. Sizinki nedir? Evet. Ve min de değil mi? Ve min ashabina men kâle yecbu tekraru ala hasebi taqati. Emrin tekrarına delalet eden bir karine yoksa oradaki fiilul me'muru bihinin tekrarı nedir? Tekrarı vaciptir. Fiilul me'muru bihinin tekrarı nedir? Vaciptir. Kim bunu söylüyor? Şafilerin bir kısmı bunu söylüyor. Ve min ashabina men kâle yecbu tekraruhu ala hasebi taqati. Oldu mu olmadı? Ve minhum men kâle la yecibu ekseren min merretin vahidetin. Bazı eshablarımızdan, bazı şafi ulemalarındandırlar.
yani Şafii ulemaların bir kısmı diyorlar hayır. Mutlak emir bir seferden fazlasını istemiyor. Emir yapıldığı zaman memuru bihinin bir seferde yapılmasını vacip kılıyor. Bir sefer yapıldı mı yeter. Ha illa bir delilin yedullu ala tekrari, illa tekrara delalet eden bir delil olursa, tekrara delalet eden delil olursa o zaman nedir? O zaman tekrar vacip olur. Yoksa emrin kendisinden tekrarın vücubu çıkmaz. Ve huve sahih ve sahih görüş ikincidir, birinci değil. Niye ve huve sahih dedi? Hani birinciyi birinci sıraya alınca sanki birincisi daha sahihdir diye anlaşılabilir. Anlaşılmaması için hayır. Sahih ikincidir, birinci değil. Sahih emir, mutlak emir, memur bihinin tekrarını ne etmez? İstemez. Gayrına yoksa istemez. Peki sahih bu ise, niye birinci buna takdim etti? Bu biraz uzundur, tefsilatı vardır, delili vardır. Onun için önce birinciyi hemen bir an evvel zikretti, onun işini bitirdi, ikinciye geçti. Ve minhum men kâle la yecibu eksere min merratin vahideti. Bir seferden daha fazla ne değil? Vacip değil. İlla bi delilin yedullu ala tekrari. İlla tekrare delalet eden delil olursa. Ve huve sahihü sahih görüş de budur. Peki ve delilu ala enne itlaqel fiili. Sizinki de öyle midir? Aleyhisselam. Ha, aleyhi olması lazım. Sizinki nedir Muhammed? Aleyhi. Ve delilu aleyhi, yani emri mutlak merreten vahideten fazla istemeyeceğine dair delil budur. Enne itlaqel fiili, fiilin itlaqi, yaktadi akalle ma yakav aleyhil ismu. En az fiil denilebilen şeye itlaq edilir. Enne itlaqel fiili, fiilin ne? İtlaqi. Yaktadi akalle ma yakav aleyhil ismu. Akimus salatı örnek. En az namaz denilebilecek şey. Hakikaten öyle mi? Evet. Ela yura. Ennehu lev halefe le yef'alenne. Ela tera mı? Ela teradır. Yani muhatabını görmüyor musun, kör müsün anlamında konuşma adabına biraz ters. Ela yura. Görünmüyor. Ennehu lev halefe. Adam yemin etti ki la yef'alenne, ben bu fiili ne ederim? Yaparım. Berre, bu adam ne oluyor? Bar olur, yani yeminini bozmamış oluyor. Bir merretin vahidetin. Yemin etmiş ben fiil yapacağım. Bir sefer yaparsa bu adam ne olur? Bar olur. Yani yeminini yerine getirmiş oluyor. Demek bir sefer kafidir. Feddelle ala ennel itlaqa la yahtedi ekser min zalike. Bu delalet ediyor ki itlak birden fazlasını istemiyor. Eğer isteseydi bir seferle yemininden, yeminin gereğini yerine getirmiş olmuyordu. Bir sefer yapmayla yemininin gereğini yerine getirdiğine göre demek ki bir sefer kafidir. Ela yura ennehu lev halefe le yef'alenne. Sizinki öyle midir? Selam. Le berre, adam ne olur? Bar olur. Bin merretin vahidetin. Bazı nüshelerde ela yura ennehu lev halefe le yef'alenne berre yeminihi. Yok. Ennehu lev halefe le yef'alenne berre yeminehu. Bu adam yeminini mebrur kılmış bir merretin vahidetin. Mustafa anladınız mı? İki nusa budur. Muhammed, Ubeydullah. Bir, lev halefe le yef'alenne berre yani sare baren bir merretin vahidetin. Diğer bir nusa, lev halefe le yef'alenne berre yeminehu bir merretin vahidetin. Yeminini bir seferle ne etmiş?
yemini bir seferle yeminini mebrur kılmış demektir. Bir berre yani sare barren fi yemini. Bir berre yeminehu yani yec'alu yeminehu mebruren bir merretin vahideti. Anladınız değil mi? Her ikisinin manası budur. Adam yemin ediyor ki diyor ben Ubeydullah'ı döveceğim. Bir sefer dövse yeminini yerine getirmiş olmuyor mu? Oluyor. E demek ki tekrar istemiyor. Mutlak emir tekrarı gerektirmiyor. Gerektirseydi bir seferle yeminini mebrur kılmış sayılmazdı. Yemininde bar olmuş sayılmazdı. Ya ömür boyunca gücü yetik kadarıyla yaparsa mebrur olur, bar olur. Halbuki bir seferle olur. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَجِبُ اَكْسَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ اِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُّلُ عَلَى التَّكْرَارِ وَهُوَ السَّحِيحِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ اَنَّ اِطْلَاقَ الْفِيَلِ يَقْتَدِ اَقَلَّ مَا يَقَوْ عَلَيْهِ الْاِسْمُ اَلَا يُرَى اَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ بَرَّ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَدَّلَّ عَلَى اَنَّ الْاِطْلَاقَ لَا يَقْتَدِ اَكْسَرَ مِنْ ذَلِكَ. Oldu mu olmadı? فَسْلٌ فَاَمَّا اِذَا عَلَّقَ الْاَمْرَ بِشَرْتٍ. Demin söylediğimiz gibi emri mutlak söylemese bir şartla kaydandırırsa ne gibi ben yakule اِذَا زَالَتِ شَمْسُ فَسَلِّ. Öğle vaktinde güneş zahil olunca ne et? Namaz kıl. Fehel yaktadi tekrare. Hani buradaki salatın emrini zevalu şems şartına bağlamış. İza zaleti şemsu fesalli. Fehel yaktadi tekrare. Bu tekrarı istiyor mu? İstemiyor mu? Bir sefer namaz kılmayla kurtuluyor mu? Kurtulmuyor mu? İn kulna inne mutlaqan emri yaktadi tekrare. Eğer mutlak emir tekrarı istiyor dersek, herhangi bir şartla kaydlandırılmamış bir emir tekrarı istiyor dersek, fel muallaku bi şartı misluhu, şarta muallak olan o da mutlak emir gibi, o da tekrarı ister. Ne ister? Hatta tekrarı istemesi daha evladır. Niye? Çünkü bir şarta bağlanmış. Ne kadar o şart olursa, bu olmalı. Ne kadar o şart olursa bu olmalı. Ne kadar zeval olursa namaz kılmalı. Ne kadar zeval olursa namaz kılmalı. Mutlak emir tekrarı istediğine göre şarta muallak olan emir tarikul evlayla ister. Peki ve in kulna inne mutlakahu la yaktadi tekrare. Eğer desek mutlak emir tekrarı ne etmiyor? Gerektirmiyor. Fe fil muallaki bi şarti ve şani. Muallak bi şartta ne var? İki vecih var. Fe fil muallak bi şartı vechani. Anlıyorsunuz değil mi? Mutlak emir tekrarı istemiyor. Şarta muallak olan emir tekrarı istiyor mu istiyor mu? Bazılara göre şart tekrar edildikçe emir tekrar ediliyor. Memuru bihi tekrar ediliyor. Memuru bihinin fiili tekrar ediyor. Bazılar diyorlar hayır. Madem mutlak tekrar istemiyor, muallakı bir şarttan ne etmiyor? İstemiyor. Bu bir. Ve min ashabina men kâle yaktedi tekrare kullama tekerrere şartu. Şart tekrar ettikçe oradaki memur bihinin fiyali ne ediyor? Tekrar ediyor. Ve minhum men kâle la yaktedi. Mutlak ne etmiyor? Şartla muallak olan emir tekrarı gerektirmiyor. Vehvel essahu. Essah da budur. Şimdi geri dönelim. Niye? Lenne kulle ma la yaktedi tekrarı izakane mutlaken. Kulle o şey ki mutlak olunca tekrarı istemiyor ise lem yaktedi tekrarı. Tekrarı yine istemiyor. İzakane muallaken bir şartı. Muallake bir şart olunca yine istemez. Ket talaki ne gibi? Talak gibi. Öyle değil mi? Şimdi talak. Bir şartla ne olursa mukayyet olursa. Kendisi söylüyor. La farka ben en yekule ente talikun. Bir şartla mukayyet midir? Hayır. Ve beyne en yekule iza zaleti şemsi fe ente
talikun. Bakın bu fe ente talikun cümle ismiyedir. Burada talakın vuku neye bağlanmış? Zevalu şemse bağlanmış. Neye bağlanmış? Zevalu şemse bağlanmış. Peki ne kadar zeval olursa hanım boşanıyor mu? Bir seferde boşanıyor, bitiyor. Bakın nasıl buradaki talakın zevalu şemse taliki, talakın tekrarını gerektirmiyor ise emri mutlak, emirde bir şartla talik edildiği zaman şartın tekrarına göre kendisi de tekrar edilmiyor. Tekrar baştan alıyorum, geliyorum. Faslun fema izâ ulliqel emru yahut allaqel emre bi şartin bi en yekûle izâ zâleti şemsu fesallî fel yaktadî tekrâre. İn kulna inne mutlaqel emri yaktadî tekrâre fel muallaku bi şartî mislûh. Ve in kulna inne mutlaqahu la yaktadî tekrâre fe fil muallaki bi şartî veçhânî. Anlıyorsunuz değil mi? Ne demek? Mutlak emir eğer tekrarı gerektiriyorsa muallak da onun gibidir, o da tekrarı gerektiriyor ve tarika ulale gerektiriyor. Eğer mutlak gerektirmiyorsa muallak gerektiriyor mu gerektirmiyor mu, iki vecih var. Ne var? İki vecih var. Birinci vecih ve min ashabina men kâle yahtedi tekrar kullama tekerrer şemsu. Birinci vecih şartu, birinci vecih ve minhum men kâle la yahtedi ve huvel essah. Bu da ikincidir. Niye bu essahdir? Bakın. Ve huvel essahu mübteda haber marife olunca hasri ifade ediyor. Bu essahdir, birinci essah değil. Yani tekrarı istememesi daha essahdir. Niye? Lianne kulle mallâ yahtedi tekrarı izakânı mutlakın. Mutlak olunca tekrarı istemeyen her şey lem yahtedi tekrara izakânı muallakan bi şartî. Anlıyorsun değil mi? Yani mutlak tekrarı gerektirmeyen herhangi bir şey şartla muallak olursa yine gerektirmez. Ketalaki benzetme. Bu emir değil. Benzetme yapıyor. Ketalaki. La farkı ben en yakun ente talikun. Mutlak bırakırsın. Ve ben en yakun izâ zâleti şemsu fe ente talikun. Ente talikun tekrarı gerektirmediği gibi izâ zâleti şemsu fe ente talikun, o da gerektirmiyor. Oldu mu olmadı? Faslun. فَاَمَّا اِذَا تَكَرَّرَ الْاَمْرُ بِالْفِيَلِ الْوَاحِدِ. Bir fiil ile, bir fiille ilgili emir tekrar edilirse. Salli rakateyni, salli rakateyni örnek. Ne gibi? بِاَنْ قَالَ salli rakateyni. سُمَّ قَالَ salli rakateyni. Bakın, salatla ilgili salli salli iki sefer ne yapıldı? Tekrar edildi. فَاِنْ قُلْنَا اِنَّ مُطْلَقَ الْاَمْرِ يَقْتَدِ تَكْرَارًا. Mutlak emir tekrarı istiyor eğer dersek. فَتَكْرَارُ الْاَمْرِ emrin tekrarı o zaman ne istiyor? يَقْتَدِ تَكْرَارًا. Tehkidi tek istiyor. Ne demek Muhammed? İnne mutlaka emri yaktadi tekrarı. He, in kulna inne mutlaqal emri yahtedi tekrara fe tekrarul emri yahtedi tekide. Ne demek? Şimdi salli salli tekrar ettik değil mi? Salli tekrar edilmeseydi, salli tek, mutlak salli denilseydi tekrarı gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu? Bazılara göre gerektiriyor, bazılara göre ne etmiyor? Şayet salli tek tekrarı gerektiriyor ise, tekrarı gerektiriyor diyenlere göre gidersek, salli tek tekrarı, salatın tekrarı gerektiriyor. O zaman ikinci salli tekrar içinde diyemez ki. Zaten birinci tekrar ifade etti. İkinci, birinci tekit ediyor. Mesela anladınız mı? وَاِنْ قُلْنَا اِنَّهُ يَقْتَدِ الْفِعْلَ مَرَّةً وَاحِدَةً. وَاِنْ قُلْنَا اِنَّهُ يَقْتَدِ الْفِعْلَ مَرَّةً وَاحِدَةً. Eğer desek bir sefer emri mutlak bir sefer fiili gerektiriyor. Mesela salli bir salatın fiilini gerektiriyor. O zaman ikinci salli gelince fe fit tekrari ve şani. Tekrarda iki vecih var. O iki vecihden biri ennehuma ahaduma iki vecihden biri ennehu te'kidun. İkinci nedir?
Ve huve kaylus seyrefi, Ebu Bekir seyrefinin neydi? Kavludur. Diyor mutlak emir bir merreti istiyor. Neyi gerektiriyor? Bir seferi gerektiriyor. O bir seferi gerektiren emir tekrar edilirse birincinin neyidir? Tekididir. Yani ikinci emir ile tekrar oluşmuyor. Muhammed anlamadın mı? Ne diyor? فَاِنْ قُلْنَا اِنَّ مُطْلَقَ الْاَمْرِ يَغْتَدِ تَكْرَارًا فَتَكْرَرُ الْاَمْرِ يَغْتَدِ تَأْكِدِ Tamam. وَاِنْ قُلْنَا اِنَّهُ يَغْتَدِ الْفِيَلَ مَرَةً وَحِدَةً فَفِي الْتَكْرَارِ وَشَانِ اَحَدُمَا اَنَّهُ تَأْكِدٌ Birinci emri mutlak merreti mi gerektirdi? İkinci de onu tekit ediyor. Fazla bir şey ilave etmiyor. وَهُوَ قَوْلُ سَيْرَفِيِّ İmam Seyrefi'nin neyidir? Kavludur. İmam Seyrefi 330'da vefat etmiş eski ulemalardan biridir. Hatta burada diyor Muhammed bin Abdullah Bağdadi'dir, Ebu Bekir'dir, Şafi'dir, Usulci'dir. Hatta İbn-i Süreyc demiş, مَا رَيْتُ اَعْلَمَ بِالْاُسُولِ بَعْدَ شَافِعِيِّ مِنْ اَبِي بَكِرِ سَيْرَفِيِّ Demiş İmam Şafi'den sonra Ebu Bekir Seyrefi kadar usulü bileni görmedi. وَسَانِ ikinci vece اَنَّهُ اِسْتِئْنَافٌ Birinci emir ne istiyordu? Neyi gerektiriyordu? مَرَّةً وَاحِدَةً gerektiriyordu. İkinci emir nedir? İstinaftır. O da مَرَّةً وَاحِدَةً ne diyor? Gerektiriyor. O bir seferi gerektiriyor, diğeri de ikinci bir seferi gerektiriyor. Toplam iki oluyor. Yani ikincisi istinaftır, tekid değil. Tekid olursa yine birdir, pekiştirilmiş birdir. Ama istinaf olursa birinci emir bir fiili, ikinci emir de ayrı bir fiili gerektirdi. Vesani ennehu bu emrin tekrarı, bu ikinci emir istinafun müsteennefedir. وَهُوَ السَّحِحُ Sahih görüş de budur. Peki وَالدَّلِلُ عَلَيْهِ Aleyhi'deki demir istinafa da götürebiliriz. Veyahut da aleyhi وَهُوَ السَّحِحُ Bu sahihdir diyoruz ya. Delil bu sahihlik üzerine, sıhhat üzerine delil budur. Yani delil o ki istinaftır diyoruz. Delil şey, sahih o ki istinaftır. Birincinin tekidi değildir. Ve delilu aleyhi enne kulle vahidin minel emreyni. Her iki emirden her biri. Enne kulle vahidin minel emreyni. Anlıyorsunuz değil mi? İki emirden her biri. Mesela salli rak'ateyni, salli rak'ateyni. Her biri yahtedi icadel fiili. Fiyalın icadını gerektiriyor. Enden infiradi. Diyelim salli rakateni, salli rakateni. Salli rakateni. Bir sefer gerektiriyor mu? Evet. İkinci olmasa biri gerektirmiyor. Gerektiriyor. Onu bir tarafa bırakalım. İkinciyi getirelim. Salli rakateni. O da bir sefer gerektirmiyor mu? Gerektiriyor. Bunlar ayrı ayrı olsa diye. Her biri neyi gerektiriyor? Her biri bir sefer gerektiriyor. Her biri bir sefer gerektiriyor. Bunlar bir araya gelince o zaman yine iki tane oluyor. Yine her biri biri gerektiriyor. İki tane yana, iki tek yan yana gelince iki oluyor. Anladınız değil mi? Demek ki emir tekrarı gerektiriyor. Niye? Ya bu iki fiil her biri ayrı ayrı olsa, bir şarta bir garip olsa her biri bir sefer gerektiriyordu. Bu ikisi bir araya gelince iki olur. Mesela anlıyorsunuz değil mi? وَالدَّلِلُ عَلَيْهِ اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْاَمْرَيْنِ يَغْتَدِ اِجَادَ الْفِيَلِ عِنْدَ الْاِنْفِرَادِ Oldu mu olmadı? فَاِذَا اِشْتَمَعَ Bu iki emir. Bu iki emir ki her biri neyi gerektiriyor? Bu iki emir ki her biri merretten vahideni gerektiriyor. اِذَا اِشْتَمَعَ اَوْجَبَ تَكْرَارَ Tekrarı ne yapıyorlar? Tekrarı gerektiriyorlar. Kema levkana fiyaleyni. Nasıl ki o iki emir ne olsaydı? İki fiyal olsaydı. Veyahut da kema levkana o iki emir bi fiyaleyni. İki fiyalla olmuş olsaydı. Ne demek? Anlıyorsun ne demek? Şimdi salli rakateyni.
وَسُمِّلْ يَوْمَيْنِ وَسُمِّلْ يَوْمَيْنِ Ne demek? İki gün oruç, iki gün, iki vakit, iki rekat namaz. İkisi aynı olur mu? Olamaz. Niye? Fiilleri çünkü hali. Biri salattır, biri saddidir, biri sumdur. Her bir fiil biri ne ediyor? Birine delalet ediyor. Bildiniz değil mi? Ha, fiil iki olunca, o iki emir ne olsaydı Murat? O iki emir, ayrı iki fiille olsaydı, nasıl tekrarı gerektiriyor idi? Salli rekatini, salli rekatini, iki emir bir fiille, salatla ilgili oluşturlar, yine tekrarı gerektiriyorlar. Anlıyorsunuz değil mi? Bakın, وَسَنِي اَنَّهُ اِسْتِنَافٌ وَهُوَ السَّحِيحِ وَالدَّلِلُ عَلَيْهِ اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْاَمْرِنِ يَغْتَد۪ي اِجَادَ الْفِيَلِ عِنْدَ الْاِنْفِرَادِ Öyleyse feyze iştema'a evcebet tekrarı. Kemal Levkan'ın fiyelinin yahut da Kemal Levkan'ın bir fiyelinin bu ittifakidir. İki emir iki fiyelle olursa iki ayrı fiyelle veyahut da o iki emir iki ayrı fiyel olsa salli rekateni sumil yevmeni gibi nasıl tekrari vacip ediyorlar ise savmi ayrı salati ayrı icap ediyorlar ise bir fiille ilgili iki emir olunca da yine ne? Tekrarı gerektiriyorlar. Mesele anladınız mı? Faslun فَاَمَّا اِذَا تَكَرَّرَ الْاَمْرُ بِالْفِيَلِ الْوَاحِدِ بِاَنْ قَالَ سَلِّ سُمَّ قَالَ سَلِّ فَاِنْ قُلْنَا اِنَّ مُطْلَقَ الْاَمْرِ يَخْتَدِي تَكْرَارَ فَتَكْرَارُ الْاَمْرِ يَخْتَدِي تَكِيدِ وَاِنْ قُلْنَا اِنَّهُ يَخْتَدِي الْفِيَلَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَفِي التَّكْرَارِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تَأْكِيدٌ وَهُوَ قَوْلُ السَّيْرَفِي وَالثَّانِي أَنَّهُ اسْتِئْنَافٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ يَقْتَدِ إِجَادَ الْفِيَلِ عِنْدَ الْاِنْفِرَادِ فَاِذَا اِشْتَمَعَ اَوْجَبَتْ تَكْرَارَ كَمَا لَوْ كَانَا فِيَلَيْنِ Yahut da كَمَا لَوْ كَانَا بِفِيَلَيْنِ Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? بَابٌ فِي اَنَّ الْاَمْرَ هَلْ يَقْتَدِ الْفِيَلَ عَلَى الْفَوْرِ اَنْ لَا Bu da ayrı bir konu. وَسَلَّ اللّٰهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يا لغتي عربي